Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere akvaryumumuzdaki suyumuz yoğun derecede buharlaşmıştı. Beslediğim balık türleri de fazla dip çekimi gerektirmeyen balık oldukları için 2 haftada bir kez dip çekimi yapacağım. Tabii bu süre zarfından dolayı hem sudan çıkan oksijen buharlaşmasına suyun neden oluyor ve ayrıyetten de floresan yakarak suyu buharlaştırmasına daha da çok neden oluyor. Bundan dolayı farkındayken büyük bir hacim buharlaşmış durumda. Ve akvaryuma su ekleyeceğim arkadaşlar. Soğan eklemekteyim suyu. Bu suyu nasıl eklediğimi size göstereceğim. Arkadaşlar su ekin. Akvaryuma su eklerken bir musluk yardımıyla damlama sistemi yaparak akvaryuma su ekliyorum. Tabi bu damlama sistemi ısıtıcının olduğu yere bu suyu damlatıyor. Hani o şekilde yapıyorum. Nedeni ise arkadaşlar akvaryumda büyük su değişimleri balıklarımızda hastalık yapıyor. Zaten çoğunlukla hastalık yapılan neden ise işte su değişimlerinden sonra balıklar beyaz benaya yakalanıyor. Ben pratik bir şekilde su koyuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha önceden bir haftadır ya da 5-6 gündür beklettiğim suyu şimdi akvaryuma ekliyorum. Musluk yardımıyla da damlama sistemi yaparak suyun ısı dengesini bozmadan akvaryuma su ekleyebiliyorsunuz. Size su şekil yönlendirme yapayım arkadaşlar. Bu şekilde hava motoru borusuyla suyu ekliyorum arkadaşlar. Bu hava motoru borusu yukarıda 10 litrelik bir damacanaya bağlı. Yukarıda olduğundan dolayı bir kere hava motoru borusuyla suyu akvaryuma doğru çekmemle su akvaryuma doğru yöneliyor. Bunun hızını kesmek ve damlama sisteminde yapması için de musluk koyuyorum ucuna. Ayarını yapıyorum. Damlayarak su ekleniyor. Tabii bu şekilde su uzun sürede ekleniliyor. Fakat akvaryumda suyun ısı değeri bozulmuyor kesinlikle. Bilginiz olsun. Akvaryumda dip çekim yapınca ve dip çekim yapmasın su buharlaştıktan sonra suyunuzu lütfen böyle ekleyin. Balıklarınızı hasta etmeyin. Akvaryumuzdaki balıklar mutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yağlı akvaryumlar diliyorum.